Evet, merhabalar. Bugün tarlalardan ot kazdık. Daha önce videonu da paylaştım. Mavi hindiba otumuzun şifalarını anlatacağım size. Daha önceki videomda da anlattım ama şeker hastalarına kolesterol de çok iyi geliyor. Acı günek, günek diye de ismi geçiyor. Belki başka isimlerini bilen arkadaşlarımız vardır. Burada ben şuraya yıkadım, hazırladım. Bunları yemeğin yanında çiğ olarak tüketmeyi düşünüyoruz. Bunu da doğradım. Bol suda tertemiz. Ben biraz otu yıkarken kendinden geçiyor benim otlar. Fazla yıkıyorum. Temiz olsun diye. Böyle ben bunlardan haşlayacağım, salatasını yapacağım. Suyumuzu koyduk. Haşlansın diye biraz kaynasın. Yeşil olması için fokur fokur suyumuzun iyi kaynaması lazım. Suyumuzu kaynatalım. Otlarımızı içine atalım. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Otumuzu içine atalım. Kaşık yardımıyla içine bastıralım otlarımızı. Biraz daha ilave ettim. Evet arkadaşlar, bu tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Suyumuz da bol olacak. Bol harlı ateşte kaynayacak. Yeşil olabilmesi için. Evet, bırakalım kaynamaya, kaynasın otlarımız. Evet, otlarımız kaynadı. Şöyle. Suyunu süzdürüp alalım. Suyu süzdürdük. Şöyle birazını kulağımıza alalım. Birazını bu tabağımıza alalım. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle şuradan da tuzumuzu alalım. İsteğe göre buna sarımsak sosu da yapabilirsiniz. Şöyle biraz tuz atalım. Gezdirelim üzerine.
Yağımız bol olursa daha güzel oluyor. Mesela ben sadece kendi yiyeceğime sadece tuz ve yağ koyarım. Zeytinyağı. İsteğe göre şöyle pul biber atmak isteyen de olur. Şöyle nar eşkisi dökmek isteyen de olur. Onun için ben her şeyi kendi doğal tadıyla seviyorum. Sadece tuz ve şöyle yağ koyarım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.